Merhabalar, ben Zeynep. Kanalıma hoş geldiniz. Size yurdumu çekeceğim. Evet, sesim biraz kötü. Sanırım grip oldum. Bilmiyorum, üşüttüm. Fazlasıyla üşüttüm. Sizlere vlog çekeceğim. Okulumun karşısında indim. Şu arkada gördüğünüz binalar benim yurdum. Gerçekten çok büyük bir yurt. Ve yaklaşık 2500-3000 kişilik kapasitesi var. 4 tane bloğu var, bir de ana bloğu var. 5 tane bloğu var ama ana blok uzakta. Tıp fakültesi durağında indim. Şimdi bir 10 dakikalık yürüme mesafesi var. Yürüyorum. Şimdi şurada görülen binalardan en alttakinin bir üstündeki benim bloğum. Ve şu en üstteki ışıklı yerde şurası. Yemekhane. Şundan bir üstündeki de benim bloğum. Oraya gitmek için, yani yemekhaneye çıkabilmek için şurada beyaz şeyler var. Şunlar. Onlar merdivenlerin çatısı. Yani üstünü kapatmışlar. Oralardan çıkmanız gerekiyor. O merdivenlerden çıkmak açıkçası bayağı yoruyor. Çünkü yaklaşık 208 tane basamak var. Eğer alt bloklarda duruyorsan, mesela en alttan bir üsttekindeyim, yorucu olabiliyor. Yemekte yediğinizi eritiyorsunuz böyle tamamen. İki tane kapısı var. Biri o yemekhanenin oradaki kapı, bir de en alt bloğun oradaki kapı. Genel olarak mesela ben tıp fakültesinde okuyorum. Buraya yakın, hatta hemen şurası. Yakın olduğundan dolayı arka kapıdan ulaşımım çok kolay. Ama tabii ki de sabah yemek yemeye çıktığım için en üst kapıya. Yeri falan çok güzel ama. Hep böyle orman manzarası. Şu an arka kapıdan gireceğim ve bayağı ağaçların ormanın arasına ev yapmışlar. Ne evi ya? Yurt yapmışlar. Vay, az önceki parkta ışıkların tam yanış vaktini yakaladım. İşte şimdi şuradan giriş yapacağım ve şuraya gideceğim. Girdim şu en alttaki blok. Ben şuradayım. Bahçesi falan çok güzel mesela. Kamelyaları var. Orada da spor yerleri falan var. Burada da kamelyalar falan var. Şurada sallanan sandalye var. Evet, gerçekten sandalye. Tam sandalye oturak, Doğrusu oturak olabilir ama ben sandalye demeyi seviyorum. Ops, merdivenler. Asansörü bu şekilde. Yani çok konforlu bir asansör değil ama en azından 5 kat çıkmaktan kurtarıyor. Bir de çıkınca sürekli yukarı yön, yukarı yön diye bağırıyor. Ne alaka abla ya. Neyse. Tamam. Burada sessiz olmam gerekiyor. Her katta 18 oda var. Dur ya, bir dakika, ben bu kamerayı çevireyim. Her katta 18 oda var. Ben 514'teyim. Bu demek oluyor ki 5. kat 14 numaralı oda. Girelim. Evet. Az önce aslında girdim. Ama oda arkadaşıma haber vermeden geldiğimden dolayı odamızın ne kadar pis ve dağınık ve kirli olduğunun farkına vardım. 10 dakikalık hızlı bir toplama sürecinden sonra şimdi buradayım. Şurası kapı. Dış kıyafetlerimiz var, montlarımız. Kapıdan girdikten sonra çöp kovamız var. Ne oldu biliyor musunuz? Bugün temizlikçi abla gelmiş. Benim yatağım her zamanki gibi demeyeyim de yani. Bazen arada sırada olduğu gibi dağınıktı. Ve demiş ki, niye dağınık? O da arkadaşım da demiş ki, abla o tıpçı. O yüzden dağınık onun yatağı falan demiş. Ve bize villada bırakmış. Kova bırakmış, temizleyin artık odanızı diye. Işığı açıp girdiğimizde karşımıza. Şimdi şurası klozet, burası banyo. Bu kaloriferi yakıyorlar bu arada, bu peteği. Sıcak şu an. Burada da aynamız var. Burada benim kişisel eşyalarım var. Burada da oda arkadaşlarımın kişisel eşyaları var. Bunlar da iç tuvaletlerin ışıkları. Tuvaletle banyonun. Banyomuz çok konforlu değil açıkçası. Yani duş başlığını koyma yerini görünce falan. Yani pek konforlu sayılmıyor. Şunu saklamam gerekiyordu galiba. Bir tek şu penceresi var. Onun haricinde mesela kapısı falan şey, böyle tahta, ne bileyim, alttan su kaçırıyor.
Sonra villamız var. Şaka maka. Arkadaşlar bu villada yoktu. Bu villada dün yoktu. Bugün abla bırakmış. Kendimi biraz kötü hissediyorum. Ondan sonra banyodan çıkınca tuvalet var. Tuvalet de böyle biraz küçük. Konforlu değil. Gerçi tuvalette ne konfor arıyorsam. Tuvaletimiz, işte tuvalet kağıdımız mı deneyim. Böyle de vlog olur mu ya? Şu var. Bu banyo yaptıktan sonra yerler çamur oluyor. Çekiyoruz falan. Çöp kovası var aynı şekilde. Şurası da gizli bölmemiz arkadaşlar. Bu kadar. Çıkıyorum. Şöyle bir şey var. Buna ne deniyor? Kemer, kolon neyse işte. Onu geçiyoruz tamam mı? Burada yataklarımız var. 3 kişilik bir odadayız zaten. Burada da çalışma masalarımız var. Çalışma masalarımızın dolapları falan var. Üstte de var, altta da var. Buzdolabımız var. Ve bu çok güzel bir şey bence. Yani buzdolabımız var. Bu kahve ne biliyor musunuz? Oda arkadaşımın her kahve yaptıktan sonra termosuna sığmayan kahveleri boşalttığı bardak. Daha sonrasına soğuk kahve ayağına içiyor bunu. Maden sularımız var sadece. Yaklaşık 9 ay falan tarihe geçmiş bu maden suların. Ama tabii ki de içiyoruz. Evet. Bir de ütümüz falan var. Yaz ütümüz diyorum. Arkadaşlar benim ütüm değil. Nasıl sahiplendim bilmiyorum ama o da arkadaşımın ütüsü. İşte eşyaları falan var. Ondan sonra burası Hira'nın çalışma masası. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Çiçek falan var. Yani baya baya lavanta mı o? İşte her neyse yani. Şu yaşama sevincine, şu isteğe, kızın masasında kahve var. Hazır bekliyor yani. Bir de benim masama bakın. Şu da ilk haftaki kitaplarım. İlk hafta sorumlu olduğum kısımlar. Ay ilk 3 hafta pardon yani ilk blokta. Yani masalarımızda şöyle ışıklar var. Ders çalışırken falan çok iyi oluyor. Asla göz yormuyor. Şu an ışıkların hepsini açtım çünkü gündüz ışığında çekmiyorum. Bu yüzden de karanlık olmasını istemedim. Üstte dolaplarımız var. Burası Damla'nın masası. Ya hepimizin masasının üstünde kitap mitap bir şeyler var. Damla'nın masasının üstünde bayağı diş macunu, saç bakım ürünleri, parfüm falan var. Ve kahve makinemiz. Kahve makinesi yurtta olması, bulunması doğru bir şey değil. Doğru bir şey değil derken bence doğru bir şey ama yasak. Artık bu vlogu çektiğime göre gizli olmuyor. O yüzden ben bunu sanırım eve götürmem gerekecek. Neyse belki aramızda kalabilir. Ya oraya dudak bakım kremlerimi koydum çünkü çok fazla dudaklarımı yiyen ve çatlatan birisiyim. O yüzden bunlara ihtiyacım oluyor. Ha, bu arada eğer dudağınıza bir ürün yerleştirme yapalım şuraya. Durun yapacağım. Eğer çok fazla yara oluyorsa bunu kullanabilirsiniz. Dudağınızda yani iyileşmiyorsa, özellikle koparıyorsanız. Çünkü ben çok koparıyorum ve bir sürü dudak kremi denedim. En iyi gelen, yani yaraları en iyi iyileştiren Bepantol. Tadı ve kokusu pek cazip değil. Ama eğer genel olarak kuruyorsa Blistex kullanabilirsiniz. Bir de biraz hassas dudaklarınız varsa açık mavisini kullanın. İşte biri Balmumu muydu zaten oradakilerden. Şunları da Bim'den aldım. Nasıl tutuyorlar ya bunları? Konuyu çok dağıtmadan. Sonra işte burası benim masam. Sandalye de biraz konforlu. Tabii bütün sandalyeler aynı değil. Şu sandalye tahta, bu sandalye şey. Ama bu sandalye de sallanıyor arkadaşlar. Deyip sallayamamam peki. Sallanıyor. Gördünüz. Perde var. Perde var. Işığı kesinlikle geçirmiyor. Bu gece çok rahat uyumanızı sağlıyor. Dağ manzarasını görüyor. Perde yağmur yağıyor. Gökyüzü çok güzel. Işıklı yolda işte yemekhaneye çıkıyor. Dediğim gibi biraz yüksek. Burası benim yatağım. Bu da kitabım. Güzel bir kitap. Biraz zor ve yorucu bir kitap aslında. Ama tabii ki de Gabriel Garcia Marquez. Yani anlatmaya gerek olmayan bir yazar. Bu çekmecelere bir şey koymadım. Boş şu an. Çünkü gerçekten o kadar fazla dolap var ki buraya hiç koyacak bir şeyim kalmadı. Hatta ilk hafta eve gittim. Evden böyle bu dolapları doldurmak için kıyafeti aldığım bir şeyler getirdim. Hala daha dolmadı. Yatağım. Görüyorsunuz ne kadar toplu. Çamaşır yıkamanız şöyle oluyor. Kendi çamaşırlarınızı götürdüğünüzde 13 lira bir çamaşır ücreti var. Bu şekilde 13 lira ödüyorsunuz. Öyle çamaşırlarınızı yıkayabiliyorsunuz. Yoruldum biraz oturayım. Yemek saatleri sabah 6'da ya da 7'de başlıyor. Öğlen 12'ye kadar. Akşam da 4'te başlıyor. Gece 10.30'a kadar sürüyor. Yurda en geç giriş saatiniz 11. Bunlar bu arada KYK'larda standart kurallardır. O yüzden anlatıyorum. Onun haricinde sabah 6 lira akşam 13 liralık size yemek yardımı yapıyorlar.
Ama siz onu geçersiniz. Yani açık büfe istediğinizi alıyorsunuz. Tabağınızdakilerin fiyatını hesaplıyorlar. Eğer 6 liradan fazlaysa siz üzerine ödemeniz gerekiyor. Ama 6 liradan azsa ya da işte size verdikleri tutardan azsa paraşütü almıyorsunuz. Yemekleri mesela gerçekten yaptıklarında çok güzel yapabiliyorlar yani. Gerçekten güzel yemek yapabiliyorlar. Ama bazen o kadar iğrenç yapıyorlar ki yemekleri. Yani geçen bir şehriye çorbası yedim. İçine biberleri bütün atmışlar. Hani tavuk sotenin içerisinde böyle yuvarlak yuvarlak doğrayıp atarsınız ya, öyleydi şehriye. Salçayla su karışmamıştı. Yani yapmak istediklerini çok güzel yapıyorlar. Ama çok, yani yapmak istemediklerini de diyeyim artık, gerçekten kötü oluyor. Bir de mesela gece geç gidiyorsunuz ya yemeğe, atıyorum 4'te de gidebilirsiniz, akşam 9'da da gidebilirsiniz yemeğe, tamamen size kalmış. Yemekleri sürekli yeniliyorlar. Bazen bazı yemekleri az yapıyorlar, kalmıyor. Ama bazı yemekleri sürekli yeniliyorlar ve bu da çok güzel bir şey aslında. Genel olarak yurttan memnunum. Mesela benim yurdum güzel bir yurt. Yani benim şikayet ettiğim şeyler, banyomuzun kapısının tahta olması, altından su geçmesi ya da işte ne bileyim, çok da şikayet etmiyormuşum aslında. Merdivenler mesela, merdivenlerin çok olması falan. Hani ben bu takım şeylerden şikayet ediyorum. Bunlardan şikayet ederken arkadaş ortamında. Arkadaşımın biri dedi ki, benim odam 6 kişilik, ranzalı. Her katta tuvalet banyo var. Yani bizim mesela odaya özgü. Onların her katta tuvalet banyoları varmış. Şikayet ettiğim şeyleri görünce bana bir bakışı vardı. Bir süre sonra dilekçe verip istediğiniz yurda kendinizi, eğer o yurtta da boş yer varsa ki genelde oluyor, aldırabiliyorsunuz. Bir de burada mesela yemekhaneye çıktığınızda yemekhane binasında karşılıklı iki bina var. Bir memurluğun olduğu bina, bir de yemekhane binası. Mesela iki katlı yemekhanemiz. En alt katında da kantin var. Yani 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. 0. kata hiç inmedim, bilmiyorum. 1. katta kantin var. 2. katta ve 3. katta da yemekhane var. Farklı farklı yemekhaneler. Bazen sıra çok oluyor. Gerçekten inanılmaz bir sıra oluyor. Ben 40 dakika, 45 dakika yemek yemek için sıra beklediğimi hatırlıyorum. Hatırlıyorum derken arkadaşlar dündü. Dünden önce, dün. Hep öyle oluyor genel olarak. Yani ya çok geç gideceksiniz ya çok erken gideceksiniz. 4 gibi ya da 10 gibi falan gideceksiniz. O zaman anca böyle sıra olmuyor. Sabah kahvaltıda da aynı mesela. Sabah 8 gibi gideceksiniz. O zaman sıra olmuyor. Bir de yemekhanenin olduğu binada mesela kuaför var. Masa tenisi masaları var. Spor salonu da var. Şu kaşım şişti. Kızardı ve şişti. Sebepsiz! Sebebi yok! Kulağınızı birazcık acıtmış olabilirim. Özür diliyorum. O da arkadaşım, ben vlog çekeceğim diye ders çalışma odasına gitti. Ders çalışıyordu. Kızı yerinden kaldırdım. Ya, yağmur yağdı mı? Yağıyor. Gerçekten mi? Evet. Yağıyor da en son. Bir de bakın şu güzelliği var. Yalnız sabahtan beri yurdu övüyorum. Öve öve bitiremedim. Neyse. Beklendiğim çok düşük tutmuşum arkadaşlar. Ondan da. Asansör bekliyoruz. Bir de mesela bu asansör her kata çıkıyor. Bu asansör çift katları, bu da tek katları. İşte o merdivenlere çıkacağım şimdi sizinle. Hala çıkıyoruz. Merhaba de. Merhaba de. Gören de hiç kamera böyle yok yani. YouTuber. Şöyle reklam yapıyoruz. Hayır. Ya hayır. Utandım. Hala çıkıyoruz. Bu üst yemekhanenin sırası. Şurası da alt yemekhane. Acaba oranın sırası nasıldır? Yanıtcım. Ay kaç seneden biri var bu ya. Şuna bakar mısın? Bakıyorum. Sanırım ona herkes bakıyor. Her iki yemekhanede de çok fazla sıra var. Ve biz şu an sıraya girdik. Sıra bekliyoruz. Şurası ön kapı. Bilardo masamız da var. Ama şey yok. Neyi yok? Topu ve atma top. Şeyi. Atma şeyi. Istaka mı deniyordu ya? Yok, o okey. Neyse, tamam, çok karıştı.
Bir tane yoğurt çorbası aldım, bir de domates çorbası vardı. O içiyor. Bir tane salata aldım, 3,5 liraydı, bu 4 liraydı. Elmalar da 1'er lira. Bir de 2,25'e Yarıkoğlu'nun kakaolu sütü. Bir de büyük su aldım. 13 lira veriyorlar zaten akşam yemeğinde. Bunları yiyeceğim şimdi. Burası da kantin. Bayağı bir şey satılıyor. Şu an boş. Çünkü herkes yemekhanede. Bir de üst kata az önce çektim. Gençlik Spor İl Müdürü geldi. Mehmet Kasapoğlu. O konuşma falan yapıyordu. Bu arada kantinlerde böyle hijyen malzemeleri de satılıyor. Ve fiyatları bu şekilde. Yalnız bir de kütüphanesi çok elit bir yer gibi duruyor. Şurada kuaför var. Şurası masa tenisi masası. Şimdi yurdumuzdan başında olduğundan dolayı bir kötü özelliği de şu. Karşınıza ne çıkacak belli olmuyor. Yani az önce kocaman bir tane solucan gördük. Kocamandı. 15 santim vardı herhalde. Kız şey diyor. Aa yılan diye üstünden atladım. Evet arkadaşlar, benim yurdum genel olarak bu şekilde. Bütün ayrıntılarıyla size anlattım. Daha ne kadar derine inebilirdim bilmiyorum. KYK yurtlarında fiyatlar, yemek çeşitleri genel olarak fix oluyor ve hemen hemen böyle oluyor. Yani yurdumun konumu ve bazı özel şeyleri dışında hemen hemen bütün KYK yurtları, 2012'den sonra yapılanlar özellikle aynı bu tip oluyor. Bitti. Abone olmayı unutmayın.